Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size Düzce'den sesleniyorum. Gölyaka burası. Gölyaka'da çok güzel bir villadayız. Yine yanımızda Veli abi var. Veli abiyi zaten yanımızda gördüğünüzde hemen güneş enerjisi ve ısıtma soğutmanın entegre edildiği bir sistem. Yine senden bahsederken güneşin açması da ayrı bir Evet, detay güzel oldu. Bence de sana da oldu. geçerli. Bugün yine hakikaten çok keyifli bir içerik hazırlıyoruz size ve bir önceki videomuzda yorumlar kısmında gelen soruları da bugün daha böyle Cevaplayalım. detaylıca cevaplamak isteyeceğiz. Arkamızdaki sistemden hızlıca Veli abi bize bahsettin ama öncelikle bir hoş geldin diyelim Hoş bulduk. abi. Sen de hoş geldin Kerem'ciğim. Nasılsın canım Sağ olun, benim? teşekkür ederim abi. Sen İyi. nasılsın? İyiyim ben de, koşturmaca. Ne Güzel. hiçbir şey yok. Yine Tabii ki şu deprem şeyi biraz hani tabiri caizse döktürmüşsün diyeceğimiz bir yani inşallah biz de iş öyle olmuş. elimizden geldiği kadar güzel bir şeyler Evet, yapmaya biz çok çalıştık. beğendik. Şimdi zaten ekranda arkadaşlarımız da o görüntüleri paylaşıyor olacak aşağıda. Bu sefer İnşallah. borular kapalı. Bakır boruların üstü Ya kapalı. tabii ki. Bu konuya geleceğiz ama dakika bir hemen girmeyelim istersen. Evet. İlk şeyle başlayalım abi dilersen. Tabii ki. Çatıdaki sistem kaç kilovat panel var? İşte inverterler, batarya burada var. Tabii. Diğer evde olmayan batarya. Diğer evde bataryayı aldık Keremciğim. Ha, şu an Orada evde eklendi batarya, mi? oraya da Tabii, verdik süper. bataryayı. Ama burası tam Komple bitmiş bir hali. sistemin ekipmanları noktasından bir girelim istersen. Şimdi Keremciğim burada yine ısı pompası olarak niye benim kaskat kullandığımız iki tane ısı pompamız var 16 kilovatlık. Çatıda 500 wattlık 34 tane Schmidt Pekintaş panelimiz var. Kerem, biraz önce seninle konuştuğumuz yukarıdaki sistemi şöyle kısaca burada bir göstereyim. Burada bizim 4,5 kW'lık 10 tane 500 wattlık bağlı olduğu panelimizin invertörü Simo. Burada Gen serisi 10 kW'lık hibrit invertörümüz. Buna da 14 tane panelimiz bağlı. Özür dilerim, 24 tane panelimiz bağlı buna da. 12 kW'lık bir DC gücümüz var. Burada öz tüketimi arttıran 11,6 kW'lık BYD high voltage bataryamız var. Biz bu bataryayı şöyle bir özellik yaptık. Bataryayı dolduruyoruz. Bataryanın deşarjını akşam 6'dan sonra deşarja kaldırıyoruz. Ve burada gez panomuz, burada da acil güç panomuz var. Elektrik kesildiğinde yaklaşık 30-40 saniye içinde devreye girmekte. Ve bu pano da bizim acil güç panomuz. Sistem satışla ilgili bütün işlemleri bitti. Satış işlemlerini yapıyor. Yaklaşık 2 ayda satış yapıyor. Bir tane on pilotımız var. Yine burada biraz sonra resimde veya videosunu arkadaşlar yayınlayacak. Artı bir de batarya koyduk. Yani burada öz tüketimi arttırabildiğimiz kadar arttırıyoruz. Müşterimiz aynı zamanda uzaktan bir ona uygulamayla bir daha uygulama yaptık. Kullanım suyunu veya ısıtma devrelerinin suyunu istediği zaman istediği restans üzerine 10 pilot'e çevirebiliyor. Bu da Bu daha çok şeyde değil mi abi? Bölüyorum ben araya hızlıca yok, hiç yok. heyecanlı olduğum için. Olur. Yaz ve kış şeklinde iki ayrı bir O var zaten ama süreç. müşteri şimdi kendisi İstanbul'da yaşıyor. Geçen bir de çok bilinçli bir müşteriz. Kendisi Türkiye'nin çok önemli bir bankanın üst düzey yöneticisi. Kendisi takip ediyor. Evet, uygulamayı en iyi kullanan müşterilerden biri diyebilirim sana. Bana geçen aradığında Veli dedi gündüz paneli sayımızın fazla olduğu için ve güneşte iyi bir de yeterli derecede ışın değeri olduğu için bataryayı doldurmuş, ne yapalım dedi. Şu anda gelip gitmiyorlardı. Dedim ki ısıtma devrenin veya kullanım suyunu, ben de ısıtma devrenin suyunu ısıtmak istiyorum dedi. Fazla enerjiyle o suyu ısıttı. Böylelikle hazırlamış ve izolasyonu Nibe'nin de aynı zamanda burada 750 litre bir ısıtma devrelerini kullandığımız akümülasyon tankı. Bir de 500 litrelik kullanım suyu var. Bunu ne yapayım diye sana soruyor ama İstanbul'daki evinden ayarlıyor değil mi Aynen buraya aynen. gelmeden? Kullanım suyuna mı geçireyim yoksa bunu diyor şeye mi geçireyim diyor. Isıtma devrini bilinçli bir müşteri enerjiyi yönetmek istiyor. O da biliyor yani satmakla ilgili projeler tabii ki yapıldı bitti ama diyor ki satıştan önce biz bunu kullanalım evde diyor. Kendileri o hafta sonu gelecekti. Isıtma devrinin suyunu ısıttı ve böylelikle ısı pompalarını uzaktan zaten müdahale edebiliyor. O böylelikle gelmeden önce evini hem sıcak bir ortam hazırladı hem de güneşten daha da fazla bir ısı enerjisi olarak kullandı. Bu ara şeyi sormak istiyorum. O esnada suyu ısıttı dedin ya. O su ne kadar sıcak bir şekilde kalabiliyor? Yani kayıplar ne kadar oluyor? Kaç Burada gün boyunca? kayıplar 1-1,5 derece dedi. Daha doğrusu bu sistemin daha önce başka bir evde gördüğümüz maalesef yeterli bir kapasite, yeterli bir izolasyon hep bahsettiğimiz konu kullanılmadığı için ciddi kayıplar oluyordu. Tabii ki burada Nibe'nin bu ürünleri kullanmamızın en büyük sebebi soğumasının çok az olması. Yani 1-1,5 derece gibi bir soğuma oluyor. 1-1,5 derece günde mi? Günde 24 24 saatte saatte çünkü 1,5 takip derece en edebiliyoruz, fazla. görebiliyoruz. Evet. Hepsi zaten gözünüzün önünde ne Hepsi kadar ne olup gözümüzde de. bitmiş. Ben
kelimenin yani cümlenin başında söylemeyi unuttum. Bizim için şimdi bu videolardan biz bu uygulamalardan çokça yapıyoruz. Seninle beraber de takip ediyoruz. İnşallah şimdi sıra senin evde. Evet evet. Alt yapısını hazırladık. Yerden ısınmasını bitirdik. Sıra bize de gelecek. Isı pompası da geliyor. Isı pompası. Bu arada evimiz değil, iş yerimiz. Ve evet, o stüdyo iş yerimize, diyeceğiz. Evet, Kerem'in yeni stüdyosu. İnşallah daha da güzel. Çekim alanlarımızı genişleteceğiz. Aynı zamanda üniversite öğrencileri ve başta depremzede öğrenciler olmak üzere orada çalışabilecekleri ücretsiz bir alan düşünüyoruz. Oranın yerden ısıtmasını Veli Bey yaptı. Yoksa biz evimize henüz yerden ısıtma yaptıracak kadar. O stüdyomuza diyelim. Evet. Biz zaten şimdi şunu söyleyeceğim. Ben o konuşmanın başında onu unuttum ama ısı pompası bir alternatif kaynak değil. Isı pompası yenilebilir bir kaynak. Biz bir evin isterse Türkiye'nin her yerinde olsun, her türlü kapasitede, her türlü dış şartlarda bir ısı pompasıyla evi ısıtabiliyoruz. Bu böyle bilinmesini istiyorum. Yani şu yanlış bir bu bilgi bence. İşte gazın olmadığı yerde ısı pompası, hayır. Isı pompası gerçekten bir alternatif kaynak ve yenilebilir bir kaynak. Bizim de yaptığımız ve uygulamaya çalıştığımız bütün projelerde bunu yapmak istiyoruz. Bazı konularda siz bunları anlatırken aklıma geldi abi. Şey soruluyor bana çokça. Ya biz birkaç firmayla görüştük. Bu bölgede ısı pompası çok verimli değil. İşte ısınamazsın falan gibi söylemler bana soruluyor. Ben de hani kitabına uygun yapıldıktan sonra neden olmasın? Sonuçta adamlar İsveç'te, Finlandiya'da evet, bunlar ısınabiliyorlar, evet, değil mi? Zaten kullandığımız bu model de, Ankara'daki model de, bundan sonraki diğer yaptığımız yerlerdeki modeller de -25'te 62-63 derece içinde restans olmadan çıkabilen bir ürün. Bu ürünleri siz doğru seçtiğiniz zaman, doğru hesapladığınız zaman, işte örneğini yaşadık. Beraber seninle 3-4 ay önce çektiğimiz projeyi bir kış geçirmek üzere. Tabii ki çok sert bir kış olmadı. Ankara'da yine son bir ayda geceleri -1'lere, -5'lere indi. Müşterimiz o son derece memnun. Hı hı. Çok şükür bir non-stop devam ediyor. Burada hemen fiyat noktasına girelim. Yorumlar kısmında gelen sorularda ya iyi güzel de bu kaç paraya mal oluyor vesaire ya gibi sorular. Tabii ki bununla bir genel ortalama bir fiyat verelim isterseniz. İnsanların, evet. Hani burada kullandığın sistemlerin hepsi premium, işte paneller olsun, hı hı, invertör olsun, güneş, kablosu, ısı pompası, konnektörü, evet tabii ki ısı pompası, bakır bir borlama yapıyoruz. Hani bir de o soruların birinde niye izolasyon yapılmamış diye belki biraz sonra soracaksın. Evet. İzolasyonu oradaki müşterimiz bizim yapmamızı istemedi. Kendisi hem görüntü açısından çok memnun. Burada, hı hı, ama izolasyonu yaptık biz. Hı hı. Burada izolasyonu yapıldı. Burada kauçuk esaslı bir izolasyon kullanıldı. Ortalama da böyle bir sistemi 30 bin euro gibi bir rakamla düşünebiliriz. Güneş paneli artı güneş sistem paneli, ısı pompası mı ve kurulumu? Peki kaç metrekare bir ev? Yani burada metrekare hesabına girmek doğru yani olur mu? Yani metrekare hesabına fikir girmek diye. Evet, fikir ortalama 250-300 metrekare. Tabii ki daha yüksek kapasitelerde, hı hı, metrekareli evlerde de daha yüksek kapasitede kurma şansımız, hı hı, var. Ama 250-300 metrekare arkamızdaki eve örnek evet, verecek evet, olursa evet, 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 yaklaşık 30 bin tabii dolar civarında. Tabii ki burada seçeceğiniz boiler kapasitesi, buffer'ın kapasitesi, İşin çatı, mühendislik tarafı bambaşka. Evet, zaten bizim bunu, gibi mühendislere direkt bu kaç para demek aslında bize yani çok zor sorular. Zor çünkü soru. Biz detay almamız gerekiyor. Yani biz iyi niyetliyle bir şeyler yapmak istiyoruz. Evet. Gerçekten içimizden geldiği kadar, elimizden geldiği kadar doğru ürünü doğru bir şekilde birleştirmeye ve çalışıyoruz. Ve hesabına kitabına uygun şekilde, evet, biz öyle bir, olması hani, gerekiyor. Yorumlarda bakıyorum, bazı yorumlar gerçekten hani hem incitici yorumlar ama çok dikkate almıyorum. Biz doğru yaptığımız yanıyoruz. Evet. Çünkü bu doğruluk ise bir Antalya'da yine böyle bir projeye başlayacağız. Hı hı. O da Antalya'da. Aynı şekilde hem yerden ısıtma, ısı pompası, güneş yine aynı İzmir'de şekilde. Bir villa projemiz var. Evet, onu o beraber da, çek. O evet, bir proje, bunların hepsinin dışında. Evet, çok önemli bir proje. Alternatif bir proje. Bence ondan sonra da Kerem'in stüdyosunun projesini çekmemiz. Zaten bizim çekiliyor. Orayı evet, bütün aşamalarıyla o proje de bizim için çok önemli bir proje olacak. Kesinlikle. Yani şey, Urla projesi çok ayrı değerlendirilecek. Hem araç şarj üniteleri, hı-hı, ısı pompaları ve 180 kW lityum batarya olan burada bir proje. Burada araç şarj henüz yok ama muhtemelen istemese de istiyor, olabilir. Evet evet. Bir planların içinde elektrik şarj aracı var. Almak, hı-hı, istiyor. Ana sistemi kurduktan sonra zaten onlar, aynen, çok opsiyon, aynen, evet, araba evet, seçtik, opsiyon seçiyormuşuz, aynen, gibi oluyor. Aynen aynen. Fiyata tekrar dönecek olursak abi, yaklaşık 250-300 metrekare gibi bir alanda yaklaşık 30 bin dolar artı KDV. 30 bin euro artı KDV, yani 30 gibi bin euro artı KDV gibi bir rakam düşünmek gerekir. Düşünmek gerekir. Peki bu ısı pompasının fiyat performans diyeceğimiz bir metrekaresi var mı? Mesela yok, işte 50 metrekare bir evim var, ısı pompası yapayım. Çok gereksiz bir yatırım olabilir mi? En ideal aslında metraj nedir? Fiyatla yani, çok uçmadan. Şimdi şöyle, maalesef tabii ki bu depremde
Kahramanmaraş merkezi yaşanan depremde ki tabi bu arada onu da belirtmek istiyorum. Vefat eden vatandaşlarımızın başsağlığı, yaralılar için acil Allah'tan şifalar diliyoruz. Evet, tabii ki bu deprem sonrası insanların içinde doğal gazdan dolayı, kesilmelerden dolayı ve elektrik kesintilerinden dolayı yaşanan bir takım ümitsizlikler veya nasıl diyeyim korkudan ve panikten dolayı insanlar kendi enerjisini üreten evler yapmak istiyorlar. Bu sadece bizim ülkemizde değil, Avrupa'da bu savaştan dolayı, hatta şunu söyleyebilirim, bir okudum son bir makalede 2022 ile 2021 arasındaki batarya kapasitesinin %107 oranında arttığını okumuştum. Bu da insanların kendi enerjilerinin daha bağımsız olmak istediğini, kendi evlerini ısıtmasını ürettiği, elektriğini üreten yerler yapmak istiyor. Buradan yola çıkarak insanların şimdi vizyonlarına baktığınız zaman 50 metrekare, 100 metrekare veya 500 metrekare bir evde bunu yapmalarının sebebi sadece hani oradaki bir yenilebilir değil. Böyle bir olumsuz bir durumda kendi enerjilerini üretmek, kendi hayatlarını sürdürebilmek. Zaten sürdürülebilirlik üzerine devam ediyoruz bizim. Bütün konsept onun üzerine devam ediyor. İnsanlar da bundan dolayı tercih ediyor. Tabii bu tür tercihlerde alternatifler de var. Hı hı. Burada kullandığımız sistemler biraz daha bu işin daha üst segment cihazı. Daha basit, içeride bir tek üniteyle bir dış üniteyle çözdüğümüz çözümler de var. Hı hı. Ama bunu tercihe, kapasiteye ve isteğe göre değişiyor. Tabii bu da fiyatları da otomatik olarak değiştiriyor. Mesela şunu çok hani kitabın ortasından soruyorum derler ya, bu ara çokça televizyonlarda da geçiyor, kitabın ortasından konuşuyoruz. Ya 100-150 metrekare bir evimiz var. Ben bunu ısı pompasıyla yapmak istiyorum dediğimiz zaman, nibe değil de daha ortalama, yani yine ısı pompası kullanacağız ama fiyatı makul bir sistem, maliyetleri konusunda bize fikir verir misin abi? Tabii ki. Orada seçeceğimiz kapasitelere bağlı olarak yaklaşık 100 metrekare bir gibi bir evde izolasyon değerini ortalama değer aldığımızda, hı hı, ben 6 veya 7 kilowatt, hadi 6 veya 8 kilowattlık bir ısı pompasıyla biz o evin ısıtmasını sağlayabiliriz. Burada önemli olan ısı pompasının içindeki o seçtiğimiz ısı kapasitesinin bulunduğu bölgedeki en soğuk sıcaklıkta bizim yakalamamız gerekiyor. Ama bazen bazı arkadaşlarımız veya firmalar bunu çok 10-15 günlük bir süre için bu kapasiteye gerek olmayıp daha düşük bir kapasite seçebiliyorlar. Ama ben bir mühendis olarak bunun öyle seçilmesini istemiyorum. Çünkü şu da var tabii ki, eğer içinde bir restans da belli bir sıcaktan sonra, bazı cihazlar 45 derecenin üzerine çıkamıyoruz diyor bazı pompaları. Veya belli bir sıcaklığında dış hava düştüğü zaman cihaz kendi performansı kaybedip bir elektrikli restansla bunu, hı hı, takviye etmeye başladığı zaman o zaman cihazın performansı dediğimiz o COP'si de düşüyor. Onunla beraber elektrik tüketimi de artıyor. O zaman ısı pompası kötü bir alternatifmiş gibi gözüküyor. Tabii böyle seçimlerde o zaman bu cihazlar fiyatları aşağıda düşüyor. Yani sadece ısı pompası için 6.000-7.000 euro gibi rakamlarda söyleyebiliriz yani. Hı hı. Ama seçilecek ürüne, seçilecek markaya göre değişiyor. Kapasiteye göre de değişiyor tabii ki. Hı hı. Toplam sistem maliyeti olarak mesela 100-150 metrekare bir ev ortalama yine idare edecek kadar da bir güneş enerjisi. Güneşi dahil edeceğiz mi? Güneşi dahil ettiğimiz zaman yani bunu da yine 15 ile 20 bin euro arasında söylememiz, 20 bin euro arasında söylememiz ya da 20 bin euro gibi bandına böyle söylememiz daha doğru. Tabii ki. Bunların hepsi fikir vermek için. Bu arada tabii, onu da söyleyelim. Bunların hepsi fikir vermek için söylenen fiyatlar. O yüzden her evin kendi özelinde detaylandırılması gerekiyor. Tabii detaylandırılır. Yani çok doğru bir şey olmuyor ama ya yine gelecek yorumlarda da, evet, tabii bazı şeyler olacaktır ama ben bir fikir vermesi, evet, için fikir söylüyorum vermesi ama. Için. Yavuz, yorumlarda bize sorulan sorulardan hatırlatır mısın? Veli Bey'e iletelim o soruları tekrar. Tabii ki. Demir boruların neden izolesiz olduklarını sormuşlar. Konuştuk ya abi onu, tamam, bir saattir. Geçtik. Bakır borular. Toparla. Maliyeti telefonlarla konuştuk. Manitalarla yazışınca böyle. Maliyeti konuştuk. Bakır boruyu konuştuk. Sistem soğutmada sağlıyor mu? Evet. Sistem soğutmada sağlıyor istenirse. Ama soğutma değeri her zaman bir klima kadar performanslı değil. Onu doğru söylemek lazım. Hı hı. Orada bir burada isterlerse istemediler ama bu bölgede çok ihtiyaç yok. İstenirse bir fan coil ünitesiyle içeride bir soğutma sağlayabiliriz. Hı hı. Bu bir aktif soğutma değil de pasif. Yani aslında bir
Serinletme desek daha doğru. Evet, doğru kelime serinletme. Doğru kelime serinletme. Bir klima kadar, VRF kadar bir soğutma değil. Çünkü içine bir suyla soğutuyor. Suyu da belli sıcaklığa kadar indirebiliyoruz. Serinletme dersek daha doğru olur. Güzel. Bu da çokça sorulan sorulardan da. Evet, Yavuz, hatırlattığın için teşekkürler. Yavuz, teşekkürler. Bu soru da çokça geliyordu. Cevaplamış olduk. Başka soru var mıydı yorumların altına gelen? En önemli... Gün ısı sorusu. Sorusu vardı abi. Evet, teşekkürler. Bu sistem hem fotovoltaik sistem artı gün ısı koysak, gün ısıyla su ısıtıp bu sistemle bir hibrit bir yapı çalıştırsak. Yapı çalıştırabilir. Bu tarz bir örnek var mı? Yani istersek yapabiliriz. Mesela yukarıya koyacağımız termal panellerle istersek kullanım suyunu da ısıtabiliriz. İstersek tabii bu seçeceğimiz boilere ve buffer tanka bağlı. İstersek ısıtma devrenin bulunduğu o buffer tankı da ısıtabiliriz. Öyle bir projeyi biz geçmişte şeyle yapmıştık. Termal Visma'nın termal panellerle beraber orada yoğuşmalı bir cihaz kullanmıştık. Orada ısıtma devrenin topladığımız ünitenin içinde bir serpantin vardı. O da güneşte onu ısıtıyor. Ama buna termal de eklemek mümkün. Burada kapalı bir devre sistemle ister kullanım suyuna ister ısıtma devrine ister her ikisine de ekleme şansımız var. Peki bu konu teoride mi kalıyor yoksa aktif olarak tekliflerde ya bakın böyle bir sistem var ya bunu tabii, da veririz diyor musunuz? Kerem, bu konu teoride kaldı artık yani. Evet. Niye teoride kaldı? Çünkü biraz önce söyledim ya, biz ürettiğimiz enerjiyi burada tüketecek yollar lazım. Bunlardan birisi de buradaki ısıtma devrini ısıtmak. Buradaki ısıtma devrinin dışında kullanım suyu ısıtmak. Yani yukarıdaki paneller yaz boyunca kullanım suyu çok rahat ısıtıyor. Yani ekstradan bir termal panel yatırımına gerek yok. Biz onun yerine 2 tane 3 tane daha fazla panel koyup DC gücümüzü arttırabiliriz. Böylelikle AC'deki invertörden elde edeceğimiz AC gücümüze daha da çok yaklaşmış oluruz. Bir de burada o tarz gün ısı sistemlerinin ağırlıkları vesaire kapalı statik bir, uygunluk. Kapalı bir devre olacak. O da yukarıda 2 tane 3 tane neyse bir panel olacak. İçinde özel bir sıvı dolaşacak. Bu sıvı bulunduğu iklim koşullarına göre işte eksi 25'te, eksi 15'te gibi don sıcaklığına sahip bir sıvı olacak. Bunun aynı zamanda ısı taşıyıcı özelliği, ısı transfer özelliği de yüksek olacağı için verimli bir sistem. Yılın 365 günü kullanabilir ama tabii ki burada fotovoltaik bir panel varken termal panelleri kullanmak artık çok cazibesini yitirmeye başladı. Kalıyor. Gereksiz kalıyor bence. Anladım. Bir de yer işgal edip ciddi bir yer de işgal edecek. Evet. Bence fotovoltaik paneller hem tek ağırlık başına olarak fotovoltaik her şeyi her şeyi yetiyor. Evet, evet. Yeter ki yukarıda yeterli gücümüzü sağlayalım. Bu zaten bir ekosistem. Biz hep bundan bahsediyoruz. Yani güneş enerjisini sadece bir elektrik üreteç kaynağı olarak düşünmemek lazım. Su ısıtma, evi ısıtma, kullanım suyuyla alakalı işlemler artı elektrikli araç şarj, depolama ünitesi. Baktığın zaman başka hiçbir şeye ihtiyacın yok. Kendi başına hayatta kalabilecek bütün işlere sahip oluyorsun fotovoltaik ekosistemiyle birlikte. Bizim vizyon bu. Bizim yapmak. Ve bunu hani o sorularda da ben takip etmiştim senin sayfadan. Orada gelen sorulardan biri de belki Yavuz da biraz sonra soracaktır. İnsanlar bu sistemi tercih etmez. Halbuki gerçekten bu sistemi tercih eden insanlar var. Bir bak böyle bir ev yaptığınız zaman yapacağınız maliyetine çok küçük bir maliyet. Ve sistemin devamlılığını ve sürdürülebilirliğini düşündüğünüz zaman, panelleri 25 yıl bir ortalama düşündüğünüz zaman, ısı pompası için NİİBE tarafından bize belirtilen 30-35 yıllık bir ömür düşündüğünüz zaman bu yatırımı yapabilen insanlar çoğunlukta ve artıyor. Bununla beraber ben bu videoları özellikle seninle bununla çekmek istiyorum ki insanlar sadece bir tane bir yerde veya iki yerde değil, Türkiye'nin her yerinde böyle talepler geliyor. Ve sayendeki videodan da ulaştığımız kesimlerden aldığımız feedbackler diğer yorumlara göre çok çok daha fazla, çok daha fazla olumlu yorumlar alıyoruz. Ve insanlar bu sistemlere, herkes kendi gücü oranında, kimisi diyor ki önce ısı pompasını kurayım, peşinden fotovoltaik veya önce elektriğimi kurayım, peşinden ısı pompasını veya mevcuttaki bir doğal gazlı sistemi söküp buna da kurma şansımız var. Ve kurduğumuz yerlerde var yani. Devam edecek. Bu videolara da devam edeceğiz Kerem seninle. Harika. İnsanlara bu videoları biz paranın ve kurulumun dışında böyle bir sistemler yapılabildiğini ve bu sadece bizim ülkemiz için önemli bir yatırım. Hem ülkenin ekonomisi için hem dışa bağımlılığımız için çok daha önemli olduğuna inanıyorum. Ve biz de bu yolda artık ilerleyeceğiz. Yok, gerçekten çok güzel işler yapıyorsun. Ben de bunları videolamaktan çok memnunum. Bu ev de keza aynı şekilde. Ankara'daki i̇şte gibi. Sana da bunu inandırabildik. Evet. İşte stüdyonda, yeni stüdyonda da inşallah bu da başarılı olursak. Evet. Sen bunu yılın 365 günü yaşayacaksın. Kesinlikle ve ben orayı bir workshop alanı, bir eğitim alanı gibi de düşünüyorum.
Öğrenci Ben de arkadaşlarımız, Türkiye'de olmayan bir şey yapıyorsun şu ya an. Öğrenci Tebrik arkadaşlarımız ediyorum sağ ol, teşekkür ederim. Çoğu zaman yani toplantı yapacak yerler bile bulmakta güçlük çekebiliyorlar. Ne zaman isterlerse gelecekler orada. Çalışmalarını canlı, yapacaklar. Birebir. Sistemi görecekler. Biz de yeşil bina sertifikasyonlarıyla alakalı da başvurumuzu yapmak istiyoruz. YESTR diye bir sertifikasyon çok güzel. Projesi var Tebrikler. Biliyorsunuz. Çok yeni bir konu. Hatta başvuru ücreti ne kadar olacak şu an o bile belli değil. O kadar yeni bir konu bizim için. Ama işte biz yağmur sularını topluyoruz. Yerden ısıtmayı seninle birlikte yapıyor olacağız. Çatımızdaki güneş enerji sistemini büyütmeyi planlıyoruz. On pilot koyacağız. On orada pilot, ısıtma sularımızı yapacağız. Isıtacağız, elektrikli yapacağız. Araç şarj evet, istasyonu o geldi. Geldi. Yani baktığınızda böyle bir iş yeri, bir müstakil yapı hakikaten çok keyif verici. Herkese de faydası olsun diye yani, bir eğitim alanı olacak orası. Evet, seni tebrik ediyorum. Sen bulunduğun hem konumda kalmıyorsun, hem bilgiyle yetinmiyorsun. Daha da fazla ve ileriyi görebilmek budur. Yeni bir işte yeşil sertifika diye bir akım başlatacaksın. Artı yağmur suyunu depolasın. Bak onu hiç konuşmadık orada. Evet. Senin de yağmur suyu depolamasına da bir beraber yine öncülük ettik. O da çok güzel olacak bununla beraber. Yani gerçekten bütün bu bizim sektörü ve paydaşların senin orada bu işi görmesini istiyoruz. Ve canlı canlı da göstereceksin. Aynı şekilde evet. Orada da böyle bir uygulamayla bunu yapacaksın. Dolayısıyla ben çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Çok teşekkürler. İnşallah ben çok heyecanla ve büyük bir şeyle ne diyeyim sana büyük bir mutlulukla bekliyorum. Bir an önce devreye alalım. Hatta iki günde bir seni sıkıştırıyorum farkındaysan. Kerem ne yaptık, ne yaptık, evet, ne yaptık. Biz de bekliyoruz. Şu an cihazlar gelecek ve sağ olsunlar. Ürünler geldikten sonra da bu konuyla alakalı bizlere destek olan sponsorlarımıza hakikaten içtenlikle teşekkür ediyoruz. Çünkü bunlar ucuz malzemeler değil. Evet. Ve hani bize inandılar, özel bir iş yaptığımızı, insanlara fayda sağlamak için yaptığımızı kanaat getirdikleri için zaten bizleri destekliyorlar. Bu anlamda biz de mutluyuz. Çok güzel de işler yine birlikte yapıyor olacağız. İnşallah. Başka sorumuz kaldı mı Yavuz? Başka Başka sorumuz, bir tane daha var. Berkay dinliyorum seni. Güneşin nispeten az olduğu kış aylarında rüzgar gülü takviyesi konusunda görüşünüz nedir diye sormuş. Güneş azken rüzgar artı güneş enerjisi olabilir. Bir sistem. Evet, DC olabilir. Evet. DC olabilir. O da bir kaynak, o da bir kaynak, o da evet, mantıklı. Ama evet. Hani genel olarak şöyle de bir durum söz konusu. Küçük sistemlerde rüzgar türbinlerinde çok böyle verim alınamadığına dair evet. Geri dönüşler çokça alıyoruz. Evet, o yüzden, çünkü bulunduğu yer, koşul, evet, çünkü rüzgar yani, oranından rüzgar önemli. Ya burası çok güzel esiyor dediğiniz yer aslında o cihazın verimli çalışacağı kadar esmiyor aynen, olabilir. Aynen, çünkü yıllık ya da, ölçümler yapılması evet, gerekiyor. Evet, o yani onu 3 kW, 5 kW'lık rüzgar türbünü hani sesli çalışıyor diyoruz. Sessiz versiyonları da var tamam eyvallah ama. Bize katacağı yani, enerji önemli. Evet. Sağlayacağı fayda. Evet. Onun için biz panel yüzeyini fazla tutabildiğimiz evet. Kadar tutabilirsek o bizim kayıplarımızı ne kadar minimize güneşe edelim. Gönül verenler daha çok hani onun parasıyla da bütçesiyle ya de panel gücümüzü işte arttıralım. Evet evet bu deprem bölgesinde de güneşte ciddi şeyler sağlamaya evet, tabii başladı. Ki. İnsanlar daha da faydasını gördü. Tabii Hı-hı. ki böyle bir şey yaşanması istemiyoruz ama evet. Güneş bizim için her şeyimiz. Öyle bulunduğumuz coğrafyada ülkemizin evet. Değeri olarak da çok yüksek. Onun Kesinlikle. İçin güneş öncelikli hem bulunması hem fiyat olarak bir rüzgar gününe göre daha uygun şu aşamada. Evet. Abi çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben bilmiyorum kaç ediyorum. Dakikalık bir video çıkacak ama hani ben keyif aldım. Ben de. Akıldaki soruları sorduk. Yorumdaki soruları sorduk. Yine çok güzel oldu. Yine Eyvallah. Tabii ki bunun devamı yine bir şeyler daha var. Bundan sonraki proje büyük bir ihtimalle Urla daha da olacak. Daha da geliştirerek. Daha evet, da Urla. Urla'dan sonra da Antalya. Yani biz buna devam edeceğiz Kerem'le birlikte. Bu işler yapılıyor. Talep de var. İnsanlar da inanıyor. Yavaş yavaş da fiyatlar da ucuzlayacaktır evet, bence. Evet, teknolojik evet. Ürünlerde abi bu bir standart biliyorsun. LCD televizyonlar ilk çıktığında ne kadardı? Kaç kişinin evinde vardı? Şimdi bakıyorsun kaç kişinin Tabii evinde ki, bu var? Da öyle. Yani teknoloji düşkünleri ya da işte mali açıdan kuvvetli kişilerin öncelikli yatırımları olabilir ama benim buradaki aslında vurgulamak istediğim nokta bir evin sıfırdan yapılırken ki maliyetinin içinde hiçbir şey. Kesinlikle olması. Kerem. Ya ve evi satarken de çok kolay satacaksın. Evet. Kardeşim bu eve oturan elektrik faturası ödemiyor. Hatta satıyor para kazanıyor diyeceksin. Isıtma soğutmaya para harcamıyor diyeceksin. Satış donesi olarak da kullanılabilecek bir şey aslında. Yani maliyetler düşüyor ama bununla beraber maliyette insanların en büyük şeyi elektriğe, şebeke elektriğine bağımlılığını azaltmak. Kendi yetirebilirliğini sürdürebilmek, devam ettirmek.
Bunun yanında işte bundan sonraki gelebilecek herhangi bir olumsuzlukta da kendi ihtiyaçlarını karşılamak. Evet. Çok aslında çok soru var ama bir sonraki videoda evet, bir kısmını bırakacağım. Video, bir sonraki video bakalım. Emin ol çok büyük ses getirecek. Biliyorsun çok büyük bir evde çok büyük bir lityum batarya sistemi tanıtacağız. Evet, ciddi anlamda ciddi, bir kapasite evet, var orada. Ciddi bir kapasite ama var. Ama bence şarj üniteleri var. Butik evlerde bence çok daha... Evet, buna devam edeceğiz. Birçok insanın erişebileceği aslında bu tarz bir villa sahibinin çok hani zorlanmadan yapabileceği yani bütçeler aslında. Yani bu sistemler aslında verimli olduğunu anlatmak istiyorum. Onu evet, söylemek için biz bu videoları yapıyoruz yani burada. Evet. Ve bu sistemler yapılabilirliğini göstermek için yapıyoruz, hı hı, ve yapmaya da devam edeceğiz yani. Bundan sonraki hedef şimdi Antalya'daki yeni proje. Hı hı. Ona başlıyoruz inşallah. İnşallah seninle orada olacağız. Süper. Biz her zaman olacağız. Hazırız. Evet, biz her yere gideceğiz. Anamur'da da var böyle bir proje. Harika. İnşallah belki orayı da beraber yine seninle çekeceğiz yani. Memnuniyetle inşallah, her zaman. Çok teşekkür ediyorum abi. Teşekkür çok ederim. Keyifli bir sohbet sağlık oldu. Çok yine bilgi de edinmiş olduk. Soruları da cevapladık. O zaman videomuzu sonlandırıyorum izninle. Estağfurullah tabii ki. Umarım faydalı olmuştur. Bugün Düzce'den seslendik size. Şansımıza güneşi de yakaladık. Evet. Çekimlerimizi de yaptık. Drone çekimleri vesaire hepsini zaten gördünüz. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.